İki takım ligde 96 kez karşılaştı. Bunların 37'sini Beşiktaş, 35'ini Trabzonspor kazanırken, siyah beyazlıların 138 golüne, bordo maviller 109 golle yanıt verdi. Beşiktaş'ın sahasında ise siyah beyazlıların üstünlüğü var. Üstünlük özellikle gol sayısında iyice belirginleşiyor. Beşiktaş'ın 77 golüne karşı Trabzonspor'un 43 golü var İstanbul'da. Temel takım istatistiklerine bakınca Beşiktaş'ın sahasındaki ortalamalarının onları çoğu kalemde ilk üçe soktuğunu görüyoruz. Sahasında en çok şut çeken 7. takım olmalarına rağmen iç saha isabetli şut ortalamasında 2. olmaları olumlu. Trabzonspor'un ise deplasman istatistikleri çok parlak değil. Toplu oynama, şut ve isabetli şut ortalamaları onları dış saha performansında ligin üst yarısında tutsa da rakip ceza sahasında topla buluşma ve defansif aksiyonlarda orta alt sıralarda yer alıyorlar. Hatta ligde deplasmanda Trabzonspor'dan daha az ara pası yapan sadece iki takım var. Gelişmiş ölçümlere geçecek olursak Beşiktaş'ın gol beklentisi kalemlerindeki sıralaması şampiyonluk adayı bir takım için yeterli değilken Trabzonspor'un da penaltısız gol beklentisinin düşük kaldığını görüyoruz. Her iki takımın da kalesinde gol beklentisi değerleri de olması gerekenin üzerinde. Trabzonspor'un bir Abdullah Avcı takımı olarak 10 pas üstü dizi ve deste hücum ortalamalarında ligin ilk iki sırasında olması şaşırtıcı değil. Daha maça göre planlar uygular gözüken Beşiktaş bu kalemlerde daha düşük sayılarda performans göstermiş durumda. Beşiktaş'ta öne çıkansa ön alan baskısı ölçümü PPDA sayısı. Rakibini sahanın son 60 metresinde yaklaşık 9 pasla bir defansif hamlede bulunan Beşiktaş, örneğin bunu Premier Lig'de en çok yapan Leeds United'ın bile önünde. Trabzonspor'un PPDA değeri olan 11,9'da yüksek bir sayı olmamasına rağmen ligde onlardan daha iyi ön alan karşılaması yapan 6 takım var. Trabzonspor maçlarına hızlı başlıyor. Maçlarının ilk 15 dakikalarında buldukları 6 gol, onları bu dilimde en çok gol bulan takım yapıyor. Hatta Trabzonspor'un bu 6 golünün 3'ü daha dakikalar onu göstermeden geldi. Beşiktaş ise ikinci devrelere Trabzonspor'un maçlara başladığı gibi başlıyor ve onların da 45-60 arasında 6 golü var. Bu sayıda yine ligin şu anda en yüksek değeri. Yedikleri dakikalara bakacak olursak Hatayspor yenilgisine kadar Beşiktaş maçlarının ilk yarım saatinde hiç gol yememişti. Her iki devrenin de ortasına denk gelen dilimlerde de Beşiktaş henüz gol yemiş değil. Trabzonspor en çok golü soyunma odasına gitmeden önce yerken, Beşiktaş'ta ise en çok gol yenilen dilim maçların sonundaki aslında 15 dakikadan daha uzun süren 75-90 arası. Trabzonspor ise hiçbir maçının son diliminde gol yemedi. Gol türlerinde her iki takımın da kornerlerden eşit sayıda gol attığını görüyoruz. Trabzonspor'un biri direkt vuruş olmak üzere iki de serbest vuruş golü varken Beşiktaş'ın henüz yok. Trabzonspor'un penaltıdan bulduğu 5 gol ligin en yüksek sayısı. Beşiktaş'ın ise bir penaltı golü bulunuyor. Trabzonspor'un yediği 10 golün 8'ini akan oyundan yemiş olması dikkat çekici. Ligde duran toplardan sadece bir gol yemiş durumdaki Yukatel Kayserispor'dan sonra duran toplardan en az gol yiyen 3 takımdan biri Trabzonspor. Beşiktaş ise kalesinde taç ve penaltıdan hiç gol görmedi ancak korner, direkt serbest vuruş ve serbest vuruş organizasyonlarının 3'ünden de birer golü ağlarında gördü. Beşiktaş ilk 11 haftada rakip kalelere penaltı hariç çektiği 156 şutta 15,3 gol beklentisi üretti ve bunlardan 19 gol buldu. Artı 3,7'lik bu fark, ligdeki en yüksek pozitif fark ve şampiyonluk adayı takımlarda görmeyi bekleyeceğimiz türden bir performans. Alanyaspor ve Fenerbahçe ile birlikte ligin ceza sahası dışından en çok gol atan 3 takımından biri olan Beşiktaş, 62 kez de ceza sahası dışından en çok şut çeken 3. takım olmanın da doğal sonucu olarak şutlarının genelinde yüksek bir XG ortalamasına sahip olamıyor. Trabzonspor'un şut sayısı da gol beklentisi toplamı da Beşiktaş'ınkilere yakın. Hatta Trabzonspor'la Beşiktaş'ın ceza sahası dışı şut sayıları da eşit. Ancak Trabzonspor penaltısız 16,1 XG'den bulduğu 16 golle
Beşiktaş'a nazaran çok daha denk bir kale önü performansı sergiliyor. Yine de şutlarının ortalama XG değeri olan 0,1 normal bir değer, ancak biz Trabzonspor gibi bir takımdan şutlarını daha iyi seçmesini ve bu ortalamanın daha yüksek olmasını bekleriz. Büyük maçımızdan bir an için uzaklaşalım ve 5 büyüklükte puan tablolarının ilk 2 sıralarındaki takımların penaltısız şutlarının XG ortalamalarına bakalım. Liglerinde zirve mücadelesi veren bu 10 takımın yarısının ortalamalarının 0,11'den epey yüksek olduğunu görüyoruz. Özellikle Bayern Münih'in 0,162'si ve Paris Saint-Germain'in 0,137'si etkileyici sayılar. Real Sociedad ve Milan'ın ortalamalarının ise 0,1'in altında olması onlar için ligin devamında yükseltilememesi halinde sorun yaratabilir. Dönelim maçımıza. Beşiktaş'ın kalesine çektirdiği şutlardan 13,7 gol yemesi beklenebilirdi, ancak 12 gol yediler ve bu olumlu bir savunma ve kalecilik performansı anlamına geliyor. Ancak 6 pas içindeki 3 iri kırmızı yuvarlak, kaçırması çok zor pozisyonlardan yenilen goller anlamına geliyor. Rakiplerinin şutlarının XG ortalamasının 0,14 olması da Beşiktaş'ın rakiplerine rahat şutlar çektirdiği şeklinde yorumlanabilir. Trabzonspor'daki manzara çok daha olumlu. Hem 13 XGA'dan 9 gol yenilmiş, hem iri yuvarlakların sayısı az, hem de rakiplerin şut kalitesi 0,07 XG ortalamasında tutulmuş. Avcı ve öğrencileri rakiplere kolay şut imkanı vermemekte kararlı gözüküyorlar. Tam bu noktada kaleci performanslarına da bakalım. Ersin kaledeyken Beşiktaş kalesini tutan şutların XG değeri 4,5. Ersin'in yediği gol sayısı ise 5. Ersin, -0,5'lik bir negatif performans sergilemiş durumda. Yediği gollerin 3'ünün XGOT değeri yüksek. Yani zaten çıkmazmış diyebileceğimiz şutlar. İri, içi boş sarı yuvarlakların, yani bunu nasıl çıkardı diyeceğimiz kurtarışlarının sayısı ise şimdilik az. Trabzonspor'un rakibine düşük kalitede şut çektirdiğini söylemiştik, ancak çerçeveyi tutan şutların XGOT değerleri toplamı 8,2. Uğurcan da bunlardan 9 gol yediği için o da Ersin gibi negatif bir performansa sahip. Uğurcan da nasıl çıkardığına şaşırabileceğimiz değerlere sahip şut sayısı da Ersin'inkine göre biraz daha fazla. Golcülere de göz atalım. Beşiktaş'ın kiralık Belçikalısı Batshuayi takımının en golcüsü. Penaltısız 3 golünü 3,4 XG'den bulan Batshuayi'nin görselinde dikkat çeken şey, gollerinin hepsinin Beşiktaş hücum yönünün sağından gelmiş olması. Şutlarında da hafif bir sağa kayma olan Bats, 0,13'lük ortalama XG ile iyi sayılabilecek bir değere sahip. Trabzonspor'da Sherlock'un boşluğunu doldurmak kimse için kolay olmayacaktı. Fizik olarak da Norveçli'yi biraz olsun andıran Cornelius'un bunu başarabildiğini söylemek zor, ancak onun da kale önü performansı Batshuayi'ninkine epey benzer. 3,5 XG'den 3 golü olan Danimarkalı şansını ceza sahası dışından pek denemiyor. Ceza sahası içi tercihleri de doğal olarak şutlarının ortalama XG'sini 0,16 gibi iyi bir değere çekmiş durumda.